Çok yoğun çinko aldığımızda bakırımız düşer. Bakırı çok yoğun aldığımızda çinkomuz düşer. Bakır ve çinko arasında ters bir etki var. Bu Dilan Polat arkadaş çıkıyor böyle altın tozsuz güne başlayamıyorum falan filan muhabbeti var. Var mı böyle bir şey? Ne oldu da biz vitaminleri, mineralleri doğadan alamaz olduk da kapsüllere düştük. D vitamini, melatonin salınımını engeller. Balık yağı hangi koşullarda içilmesi gerekiyor? Çocuklara mı faydalıdır? Peki ya da bu balık yağının o böyle... kilo aldırma olayı ne olacak? Öyle Allah bir aşkına. durum yok. Hadi canım. Sevgili izleyicilerimiz, kıymetli takipçilerimiz Haberler.com'a hoş geldiniz. Sağlıktan haberlerle karşınızdayız. Bendeniz Gökay Kalaycıoğlu. Bildiğiniz gibi bu anonsun hemen akabinde yanımda da kıymetli partnerim Arya Nigel Özçetin derim. Yine sevgili Arya bizlerle beraber ama bu kez sunucu partnerim olarak ki konuğum olarak karşımda. O da kendi programının konuğu oluyor. Kendisi bildiğiniz gibi hem uzman hemşire hem de aynı zamanda klinika sağlığın kurucusu. Vitaminleri konuşacağız. Şimdi yazın belli alışkanlıklarımız var. Bunun mevsim geçişi var. Bir de kışı var. Hangi vitaminleri kullanmak lazım? Hamilelik durumunda, çocuk yaşta, e, ergenlik çağında, e, ilerleyen yaşlarda, yaş aldığımız zamanlarda bunları konuşuyor olalım istedik. Ve Arya'nın bu kez sunuculuğunu değil, e, uzmanlığından istifade edeceğiz. Hoş geldin. Merhaba. Kendi programının konu olmak nasıl? Çok güzel. Senin her şey çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Eksik olma sağ olasın. Ya biz... E, Vitaminleri doğru kullanıyor muyuz? Mineralleri, vitaminleri biliyor muyuz ya da ezbere mi gidiyoruz ya da genel bir soruyla başlayayım. Ezbere gidiyoruz çünkü her şeyi böyle tek düze öğreniyoruz ya biri bir şey söylüyor hmm. biz de buna uyuyoruz ama aslında hangi vitamini neden nasıl kullanmalıyız? Bunun bir temele oturtursak biz de senin eşliğinde bunu bir temele oturtalım dedik hmm. işte. Bir kere şeyleri de bilmiyoruz mesela. Hani hangi vitaminler vücutta depolanıyor? Hangisi sen istersen de depolanmıyor. Vücut ihtiyacı olduğu kadarını alıyor. Sen avuç avuç da onu evet. doğadan almaya çalışsan olmuyor. Evet. Değil mi? Onlardan evet. bir bahsetmek ister misin önce? Tabii ki. Mesela çinko vücutta depolanmayan. Hı -hı. Ve daha çok da ilk önce vitamin takviyesi dediğimizde aklımıza şey gelir ya. İşte D vitamini, demir, B12 vitamini. En ufak bir şeyi unuttuğumuzda ya da halsizlik yaşadığımızda ya benim kesin B12'm düşmüştür dediğimiz Hı -hı. noktalar var mesela. Bunlardan hep unuttuğumuz çinko. İşte çinkoyu kullanmayı genelde unuturuz ve çinkonun kullanımı diğerlerine göre biraz daha zordur. Vücutta emilimi olmaz. Vücuttaki değeri arttıkça antioksidan özellikle bizim bağışıklığımızı kuvvetlendirir. Kimsenin bilmediği bir bilgi gene 1-2 haftayla kullanımı sınırlıdır. Çok fazla kullanılmaz çünkü çok yoğun çinko aldığımızda bakırımız düşer. Bakırı çok yoğun aldığımızda çinkomuz düşer. Bakırla ve çinko arasında Ters bir etki var. Hmm. Yani ters orantılı çalışıyorlar. Hmm. Aynı zamanda çinkoyu alırken demir ve kalsiyum anlamında da emilimde sıkıntı oluyor. Yani demir kalsiyum aldığımda yanında çinkoyu da ilave edersem çinkonun emilimine demir ve kalsiyum engel oluyor. Ha, o yüzden bunlara çok var. dikkat etmemiz lazım. O zaman şunu ortaya çıkıyor. Yani ne yaparsan yap. Mutlaka ve mutlaka bu bileşenleri, sebep sonuç ilişkilerini bilemez ve çözemez. Evet, aynen. Mutlaka öyle. kontrollü. Evet. ve uzman ışığında ilerleriz. Aynen. Yani kan yaptıracağız ne var ne yok. Bunu biz öğretilen yapacağız. yola nasıl çıktık? A, D, E, K Hı -hı. bunlar vücutta depolanan. Evet. vitaminler. İşte B'dir, C'dir. ne diğerleri ise vücutta hiçbir şekilde depolanmıyor. Ee, bir şekilde düzenli olarak almamız Ha, düzenli almak gerekiyor. lazım falan filan. Peki Ha dur. İşin ilk başı bir dedikodu kısmına gireceğim Allah Hı. aşkına. Şu altın tozu olayı ne? Bu Dilan Polat arkadaş çıkıyor böyle altın tozsuz güne başlayamıyorum falan filan muhabbeti var. Yani ne bu plakam? Şey bilmiyorum. <laughs> var mı böyle bir şey? Yani bir insan vücudunun altına ihtiyacı yani Hayır. Yani o da bir element. Altın evet. bir element ama vücudumuzda resmen bulunan bir şey değil. Bulunmalı ee... mı? Artısı ya da eksisi var mı literatüre girmiş? Yani literatüre girmiş bir şey olsa zaten ezanelerde altın takviyesi bulabilirdik. Ha. Öyle bir şey yok. Bu biraz daha kozmatiğe kaçan. Ee, benim de hani burada... Ne oluyor? İç organlarımız mı parlıyor yani? E ya, o... Zannedilen olabilir. <gülüyor> <gülüyor> peki. Tekrar ciddiyete dönelim. Hadi biraz da magazin yapayım. Serde magazincilik olunca böyle olacak. <laughs> Pekala. Şimdi peki Arya ne oldu da biz vitaminleri, mineralleri doğadan alamaz olduk da kapsüllere düştük. Ya da kapsüllere düşürüyor mu? Hayır Gökal. Kapsüller almak e, aslında faydalı ve sağlıklı bir şey. Niye doğadan mı dersin? <laughs> Bazı şeyleri doğadan alamıyoruz. Doğal yoldan alamıyoruz. Ya da doğal yoldan yeteri kadar emilmiyor. O yüzden tabii ki takviyelere, kapsüllere başvuruda bulunuyoruz. Yani İster sütten, istemez. falan filan yumurtadan ben kalsiyum ihtiyacımı karşılayamıyorum. İlla dışarıdan mı almalıyım? Tabii ki karşılayabiliriz ama yeterli gelmiyorsa evet dışarıdan almalıyız. Mesela hamilelik döneminde kalsiyum azalır. Çünkü neden? Dişleri dökülen gebelerimiz var hmm. belli bir sürede. Bu yüzden normal ne kadar süt de içirsen, ne kadar peynir de yedirsen yetmiyor. Şimdi ilaçlardaki olay nedir aslında kapsül formlarında? Daha kolay emilimini sağlamak. Hmm. Yani biz bunu mideye alıyoruz, mide daha erişiyor, bir kısmı emiliyor, zararlı olan atılıyor gibi gibi. Bununla uğraşmak yerine... Vitamin de olsa kapsüle, hani hap gözüyle bakanlar var ya bir evet. antipati ve bir ön yargı var. Haydi. Hani o insanlarda kim vur diye gitmesinden hareketle soruyorum aslında hmm. bakacak olursan ki benim düzenlidir mesela şeylerim işte omega takviyem vardır, hmm. o vardır Ginkgo biloba içerim ne işe yaradığını bilmemekte bir <laughs> Annem onları tek tek böyle şey yapar araştırır falan. Hani gün, her gün böyle bir beş tane yalı bulup diye yutuyorum yani. Evet, onları mesela buradan da duyuralım. Tek tek yutuyoruz. Beş dakika ara veriyoruz. Allah Bu Allah. Bu da Allah. çok önemli bilgi. Çok Ama bilinmez, Ama ben beş tane içiyorum. Kusura bakmayın. Ben 25 dakika masada oturup beş dakika arayla onları yutamayacağım. Benim anneannemin şöyle bir anısı var. Ben bir her gün. gün... bir avuç idare ediyorum. Ah, ben aynen öyle. <laughs> anneannemin de böyle bir avuç ilaçları var. Hepsinin olup Şöyle içiyor. Aa, aynen anneannecin diyorum o öyle etiketmez hepsini tek tek içeceksin dediğimde anneannem şöyle yaptı e, avucuna bütün ilaçlarını doldurdu ağzına tek tek attı dilinin <laughs> <Benim de, gülüyor> altında cool. bekletti ve suyla beraber içti. Şimdi faydalı mı oldu onu kastetmemiştim dedim ve artık ona nasıl inandıysa öyle bıraktım. Bir şey diyeceğim ama beni de bir anneanne büyüttü. rahmetli evet. <laughs> yılların içinde yatsın benim bir rahmetli oldu. Dolayısıyla anneannelerden el alanlar herhalde böyle oluyor. Evet. bir de bildiğim kadarıyla. Şimdi tek tek şeylere gireceğim de biraz girişgah yaptın sen de hı -hı. işte balık vesaire demir çinko vesaire onları konuşacağız ama bir de şey durumu var şaka bir yana. dilde hı hı ağızda çok fazla bekletmemek de gerekiyor değil evet, mi? Evet onun evet. Onun altında ne var? Aslında onun altında ağızda paslı bir şey bırakıyor. Midede emilen ya da bağırsaklarda emilen form formları var. Mesela bu magnezyum için de böyle ben bunu çok böyle çağrıda yapmıştım. Lütfen midenizde bir sorun varsa işte gastrit, reflü ya da bir ülser sorununuz varsa eczaneye gidip şunu sormanız gerekiyor. Ben bağırsaklarda emilen bir vitamin takviyesi istiyorum hmm. demeniz gerekiyor. E, Ağızda bekletmemenin önemi de... Ya da şu olabilir mi? Mide koruyucuyla beraber almak. Mide koruyucu uzun vadeli kullanımlarda kemik erimesine yol açıyor. Hmm. O yüzden doktor kontrolü dışında mide koruyucuyu özellikle kafamıza göre asla kullanmamamız hmm. lazım. Ama evet çok yoğun ilaç kullanımlarında mutlaka mide koruyucu, tüm doktorlar tarafından zaten yazılıyor. Ağır antibiyotikler de zaten falan değil mi? O kesinlikle. yapılıyor yani. Antibiyotikler Peki. hem mide hem de bağırsak florasını bozuyorlar. Hmm. Peki sözünü kesin kusura bakma evet. dinliyorum seni. Biz üzerinde ilaç beklettiğin zaman hem ağzımıza kötü bir tat gelir. İlaçtan bu psikolojik anlamda hastanın soğumasına sebep olabilir. Hem de ilaçların üzerinde kapsül formlarında belli bir süre sonra salgıyla erirler. Ağızda çok beklettiğin zaman o erir ve kapsülün içindeki almamız gereken etken madde dil üstünde kalabilir. Ve ne yazık ki ağız içi emilin formu olmadığı için mideye inmediğinde ilaç etkisini göstermez. Ee, şey de var diye biliyorum. yanlış beni düzelt ne olursun. Ee, dil üzerindeki... Ee iletken hücreler beyinle Hı -hı. değil mi beyine direkt gönderme gibi bir durumu söz konusu olabilir. O yüzden de ilaçları dil üzerinde var. bekletmemek gerekiyor diye biliyorum. Hani doğru onun doğru. da etkisi var <laughs> ama asıl sebebi emilim <laughs> noktaları. Çünkü her ilacı farklı bir yerde emildiğini <laughs> görüyoruz. Kimi midede, kimi damar içinde, kimi bağırsaklarda. O yüzden bu etken madde direkt dile karışmadan orada da senin söylediğin etken Hı -hı. giriyor. Direkt beyne sinir uçları iletkenliği sağlamadan önce lütfen hızlı yutalım. Pekala. Peki, şimdi yaz döneminde neye ihtiyacımız vardı vücudumuz? Yok yani kışın aslında bu, yazın şu kullanılır. Yaz döneminde deniz kum, güneş hayatımızda, güneşe çok maruz kalıyoruz vesaire. Ne bileyim, daha böyle bakterilere belki açığız falan. Daha yazın, ya. almamız yazın aslında vücudumuzda elektrolit kaybı yaşıyoruz biz çünkü çok terliyoruz Hı. kışa nazaran kış için ne diyebilirim D vitamini diyebilirim güneşten alıyoruz Hı. ve D vitaminini şu bilgiyi de düzeltmek istiyorum güneşe çıktım oturdum hayır D vitamini ince noktalardan dirsek içlerinden emilimi sağlanır daha ince yerlerden yani deniz, D vitamini güneşten vitamini almak istiyorsan böyle oturacağım Olur. daha ince Derimin daha ince olduğu ayak güneşlenirken şöyle lakala. yaptım. E, kollarımın üzeri bir şey e, dirsek içlerim biraz daha kıvrık kaldı o zaman. A -a. İstediğim kadar alamam tabii ki. Ha. Genelde zaten hastalarda yaptığımız tahlillerde şöyle bir şey gözlemliyoruz. Kış aylarında D vitamini hop düşüşe geçiyor. O yüzden ne yapıyoruz? D vitaminini kışın daha çok destekliyoruz. Ha. Çünkü kışın güneşi daha az görüyoruz. Onun da ritüelleri var. D vitamini öyle haldır haldır şey yapılan bir şey değil. Hayır, tahlillere ha göre. Haftada bir böyle bedil... ...damlatma şeklinde evet, falan bir şeyler var. Evet, aynen öyle. O da karşılığına bayağı saltanatlı bir şey yani. Evet, haftada bir bir flakon veriyoruz. Mesela biz direkt emilimi sağlansın diye gibi. Mesela kahvaltılardan D vitamini nasıl kullanılır? D vitamini kullanırken süt melatonin salgın sal, salınımını azaltır Hı. D vitamini. O yüzden de gece uykularından önce kullanılmamalıdır. Mümkünse sabah kahvaltıdan hemen sonra ya da öğle yemeğinden hemen sonra kullanacağız gece yatarken kullanmayacağız. Çünkü gece yatarken D vitamini kullanırsak melatonin salınımına engel olacak ve gece uykularımız istediğimiz gibi kaliteli olmayacak. Sabah uyandığımızda daha yorgun olacağız. Ama gece uyudum, sabah kalktım, kahvaltıdan sonra D vitaminini içtim. Yine daha zinde başlayabiliriz. Mesela bu da bilinmeyen bir bilgi. Hmm. D vitamini melatonin salınımını engeller. Oo, önemli. Evet. Peki bu hazır melatonin demişken aklıma geldi. Bu melatonin de artık yani her elimizi uzattığımız yerde olan bir şey. Hı. Melatonini dışarıdan takviye almak. İşte atıyorum bunun likiti oluyor, tozlu oluyor, kapsülü oluyor, o oluyor, bu oluyor. Bir bakıyorum mesela birisi çantasına bir şey çıkartıyor. Evet. O kırıyor, tık atıyor birbirine. Ne yapıyorsun? Melatonin içtim. Şimdi melatonin'i dışarıda yani ne olur da bir insan melatonin salgılamadığını fark eder ve melatonini dışarıdan alma ihtiyacı hisseder? Gece uykuları kaliteli değildir. Ama şu da bilinmeyen bir şeydir. Melatonin gece saat 9.45 ile 11 arasında salgılanır. Ve bizim... Ben dizi izlerken yani. Evet. Uyman gerekiyor ama bunu yaparken. Uyumadığım için ayı ben de uyumuyorum. En çok güzel. o elden. Yani. O yüzden dışarıdan artık alınıyor yani. Bu da tek düze bir bilgi oldu. Dil altından emilir. melatonin. uyumadan önce 45 dakika önce alın derler. Ha. Budur doğrusu aslında. Mesela gündüz kullanılmaz melatonin. Melatonin biraz daha uyku evet. Yani mutluluk hormonu dediğimiz şey. En... Yok. Melatonin o değil. Melatonin rem uykuya daha kolay geçmemizi sağlayan bir hormon. He. En anlaşılır dili bu. Mutluluk hormonu dediğimiz şey o endorfin mi oluyordu? Endorfin evet. Onu serotonin de diyoruz. He. Yani o da dışarıdan çikolatayla alabiliyorum ben mesela. <laughs> Çikolata sonra. çok mutlu oluyorum. Pekala. Şimdi mevsim geçişlerinde ve kış sezonunda özellikle D vitaminiyle başladık. Balık yağını ee, kullanımına geçmek istiyorum ama öncesinde de şunu sormak da istiyorum. Bu vitaminleri de e, belli kürler uyguluyoruz mesela i̇şte bir ay, üç ay, üç Hı -hı. ay kullan, bırak ya da bir ay kullan, bir ay kullanma şeklinde e, de var. Ee, uzun süreli kullanımlarda hani atıyorum bir ağrı kesiciye ya da bir paracetamole vücut ee, artık, yani. artık vücut onu kanıksamıştır ve artık fayda sağlamaz noktaya gelirsin ilerleyen hı hı. zamanlarda. Onu biliriz de vitaminler, mineraller içinde bu böyle geçerli mi? Yok. E evet. Niye o zaman kür yapıyoruz? Çünkü her şeyin fazlası zarar. Kan tahlilinde ben D vitaminini atıyorum günde haftada bir flakon vermiş bana doktor. Ben haftada üç flakon atıyorum. Hop D vitaminim çıkıyor. 600-700 lira. Ha, onun fazlası Bu da, da zarar. Evet her şeyin fazlası da zarar azı da zarar. Ozon'da da bunu konuşmuştuk ha. aynen böyle. Her şeyi optimal düzeyde tutmaktır Oh ne de güzel demirden zenginin bilmem ne o yap. O optimum en fazla atıyorum 300 ise benimki 1300. Ay, Eyvah. Iyi, iyi. Hayır. Ha. O da yıkıma sebep olur. Hücretçi yıkımına sebep olur. Yani asıl sağlık şudur. Her şeyi bol bol kullanmak ya da her şeyin vücudumda çok fazla olması değil. Her şeyin vücudumda dengede olması. Gerçek sağlık bu. Peki omega dediğimiz meseleye geleceğim. Balık omega ya. eşittir balık yağı mı oluyor? Evet. Eskiden o balık yağı iğrenç likit bir şey olurdu. Çok kötü evet, kokar, evet. lezzetli. Şimdi çocuklar çizeli çıktı böyle ha, şimdi, şimdi, şimdi... çocuklar şanslı bana gıldır gıldır onu için ya Allah'ım hayatımın <laughs> dramasıdır o balık ya. Ne, meşrubatların içine falan katıyorlardı yine bana mısın demiyordu. Evet. Peki balık yağı hangi koşullarda içilmesi gerekiyor? Çocuklara mı faydalıdır? Neye faydalı da balık yağı kullanıyoruz. Yetişkinler için de iyidir. Çocuklar için de iyidir. Ee, hem hafıza anlamında hem cildimizin parlaması anlamında balık yağı hem de başlıklık anlamında çok iyidir. Yağda çözünür. O yüzden yemeklerle birlikte ya da yemeklerden hemen sonra içirilmesi önemlidir. Genelde şey derler, e, gastrit, reflü sorunlarınız varsa Gece, akşam yemeklerinden sonra kullanmamanızı öneriyoruz. Çünkü geri dönüşler şöyle oluyor. İşte balık yağını içtim, midem yandı, gece midem ekşidi, iyi değildik gibi. Ee, balık yağına ilgili şu çok önemli. Balık yağını açtım. Havayla temas ettiği anda oksitlenme başlıyor. Yani o yüzden yani. mutlaka balık yağını açar açmaz bir etiketle balık yağının açılış tarihi AÇT diye yazıp işte 29.09.2023... 3 ay sonra o balık yağı bitsin bitmesin o balık yağını atacağız. Çünkü 3 ay sonra oksitlenme tamamlanıyor ve balık yağı bozuluyor. Aynı zamanda balık yağının tadı çok kötü. Çocuklara bunu içirmekte zorlanıyoruz. Eğer buzdolabında saklayacağız zaten ısı ışık asla görmeyecek. Isı e, onun yine oksitlenmesine sebep oluyor. Soğuk içirirsek bir tık daha tadı katlanılabilir bir hal alıyor. Çocuklarda çok zorlanıyorsak gün içinde ikiye bölebiliriz. İşte sabah kahvaltısından sonra, öğle yemeğinden sonra. Gerçi hoş ben mesela kendi çocuğum için işkenceyi çok çekmesin diye kendisinin içmesi de çok zor. Çünkü hoş çok güzel jelibon tabletleri çıktı onun. Hani tam jelibon gibi çocuklar çok severek yiyorlar artık. Bunlar çok önemli. Yani balık yağ için açılış tarihini üstüne yazmak mutlaka artı 4 derecede saklamak. 4 derece kuralımız var. Ha, ha, tam o noktaya geldim. İlaçlar, vitaminler falan buzdolabında saklayanlardan mısın? Yoksa hı hı. E, işte ezda dolabı karanlık bir yer mi? Uygun koşulu neyse o. Mesela balık yağını buzdolabında saklıyorum. Hı. Ama D vitaminini karanlıkta saklıyorum. Hı. Hemşire olunca şu Çünkü... dolabım öyle yani. Bizler <laughs> ya, şey bir yerde yani. Şimdi ben de nefret... olduğu kadar, olmadığı kadar <laughs> <laughs> dolapta. Allah ne verdiyse içiyoruz ondan sonra. İşte, ama balık yağından sonra fayda görmüyor insanlar. Peki ya da bu balık yağının böyle... o kilo böyle... al ve aldırma olayı ne olacak? Öyle Allah bir durum yok. Hadi canım. Vallahi. <laughs> evet gerçekten. Belki yani. ben yıllardır bilgileri su, şu şu olabilir. Ben bunu... güçlendirecekler diye bir çoda bir salon yaptılar. Yani. <laughs> balık yağı da ben işte açılıyor diyebiliyorum. Mantıken yani şu. Çocuklarda işte açıcı olarak kullanabiliriz. Neden? Şimdi biz mesela ilaçlarda bazı antidepresan ilaçlarda şey yapılabiliyor. E, i̇ştah açıyor denilebilir. Ama <laughs> aslında bu kendimizi tamamen kontrol etmemizle alakalı. Şimdi ben yağı direkt nüfuz ettiğim hmm. zaman tabii ki nasıl böyle bir kızartma yediğimiz zaman sonra hemen ya da bir hamur işi yediğimiz zaman daha çabuk acıkıyoruz. Vücuda yağ alımını arttırdığımız zaman kan şekerimiz daha hızlı düşüyor. Hmm. Balık yandaki olay da bu. Balık yağı da yağ. Bunu vücudumuza aldığımızda kan şekerimiz düşüyor. Bir şeyler yemek istiyoruz. Ya da tadını beğenmediğimiz için midemiz bulanıyor, bir şeyler yemek istiyoruz. İşte bilinçlendiğimizde bunun böyle olduğunu işte leblebi, leblebi kilo almamak gibi durumlarla bunu çözebiliriz. Ama hiçbir ilaç, hiçbir vitamin evet kilo aldırıyor diyemeyiz. Peki. Onu içtiğimiz için kilo almıyoruz. Onun yan etkisinden dolayı yediğimiz için kilo alıyoruz. Peki yaş aldıkça biraz daha tabii ihtiyaçlar daha farklı noktaya geliyor. Özellikle yaş aldıkça kalsiyum takviyesi değil mi? Evet. E, osteoporoz dediğimiz mesele kemik erimesi. E, erimesi. Evet. Peyda olduğunu hissettiğimizde mi yoksa belli bir noktadan sonra olmasın diye önleyici noktada mı yapmak lazım? Çok doğru. Çok doğrusu? doğru bir yere değindin. Ee, önleyici tedavi dediğimiz ha. şey kalsiyum hani dişlerimin dökülmesine, kemik eriyi kırıklarına ya da bir yerden düştüğümde darbelere karşı dayanıklılığımı arttırmak için evet. belli bir yaştan sonra özellikle 65 yaş sonrası mutlaka kalsiyum takviyesi menopoz yavaş yavaş başlıyoruz. Menopoz sonrası diyebilirim ben ama menopoz sonrası da zaten genelde başlıyor, menopoz yaşı artık son zamanlarda biraz geriye geldi. Ondan önce 55-65 arasıydı daha çok. Ama evet menopozdan sonra da çünkü Rahim artık eski işlevini görmüyor. Biraz daha metabolik olarak yaşlanıyoruz aslında. Şeylerde de metabolik olarak menopoza giren bayanlarda da Rahim alınması ameliyatından sonra da bu takviyelere başlanıyor. Ama bunlar mutlaka Tahminlerle takip edilmeli. Hmm. Herhangi bir zehirlenmeyi ya da ileri bir safhaya yol açmaması için. Peki, ee, şimdi kış sezonu dedik önümüzde. Kışın <laughs> tabii ki şimdi önümüzde bir salgın durumu söz konusu. Evet. Ee, i̇şte daha mı baskın olacak, daha mı yatay geçecek bilmiyoruz. Ee, çok fazla bu kulaktan dolma şeyleri de e, işin psikolojisini korumak adına da çok fazla dinlememeyi tercih ediyorum. Ee, bağışıklık sistemini güçlendirmek için işte karvakrol diyenler oluyor işte ne bileyim farklı farklı ginko globalar, çinkolar o bu hı, falan filan şey, ama hani bahsettiğin şeyler işte şunu kullanırsan bu olmuyor bunu kullanırsan bu olmuyor bir sürü şey parametreden bahsediyorsun. Bir annesin ve uzman bir hemşiresin. Hı hı. Gökay, sevgili izleyiciler kış geldi salgında kapıda Ha, biz bize geçer ya da tekrar bir savaş içerisine girebiliriz. Bilemem. Ama siz siz olun şu takviyeler mutlaka şu önümüzdeki 6 aylık süreç içerisinde mutlaka kullanmanız lazım. Bileceğiniz nedir? Bir buket yaparsak. Çinko, C vitamini ve demir. Bunlar bu üçünü optimal düzeyde tutarsak hepsi bağışıklığımızın kuvvetlenmesine sebep oluyor. Hı hı. Uykularımızı iyi uyuyacağız. O da çok önemli. Ve sıvı alımı. Sıvı alımında kastımız sudur bizim. Buna da ben lütfen ne olur sen de söyle. Hani çayla değil diyorsun. Evet. Yani. Çayla, aynen öyle. Batla, bir lütfen bileyim. sıvı alım dediğinde ben gidip bir kahve için, bir amerikan için demiyorum. Su için diyorum. Yani vücudumuzun ihtiyacı olan elektrolitleri yerine koyabildiğimiz şey su. O yüzden ilk önce su, demir, çinko. Çinko'nun kullanımı söylemiştik. 2 haftayla sınırlı. Demir, ee, çünkü bakırı düşürüyor. Aynı zamanda kalsiyum ve demirle alındığında etkisi kayboluyor. Demiri ayrı alacağız. Demiri de alırken süt ve süt ürünü kullanmıyoruz. O da demirin emilimine engel oluyor. Demir, çinko bunları aralıklarla. Bu ay demirimi yerine koydum. Belli bir süre çinkoyu da iki hafta kullandım. Cepte Bağışıklık, bağışıklık sistemin bomba gibi oldu. Ne kadar idare ediyor bunlar mesela? Bizi bir yıl idare ediyor mu bu kür? Ya da 6 aylık periyotlarda tekrar mı etmek gerekiyor? Evet her zaman dengede bakacağız 3 ayda bir. 6 ayda bir. Senin de bir kere mutlaka kan tahlili istiyoruz zaten. Hı. Mutlaka onu görelim. Zaten o bize bir ön veri veriyor. Hasta da zamanla kendini tanıyor. İşte mesela kışın ilk aylarında hemen D'ye başlamıyor. Çünkü yazın D'yi depolamış. Kışın biraz daha 1-2 bir ay sonrasında kışın Hı. sonuna doğru D depolası tükenince D'yi tekrardan alıyor gibi. Pekala. Ali'ye teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Önümüz kış. Artık başımıza ne gelir ne gelmez bilmiyoruz işte bu salgınla dolayı da. Bayağı aydınlatıcı oldu. Çok ben de bayağı mi? bilgilerimi tazelemiş oldum. İyi ki evet sunucu noktasında <laughs> yanımda olmandan çok mutluyum ama konuk olarak da zaman zaman uzmanlığından istifade edelim Çok teşekkür ederim. Ben de senin olmaktan çok mutluyum. Kendime çok şey katıyorum. <laughs> Eksik Zayel. olma. Var ol. Sevgili seyirciler, sağlıklı haberlerle karşınızda olduk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sevgiler, hoşçakalın.